cami musikimizin ezandan sonraki en önemli formu da salatü selamlardır. Salat, selam demektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dua cümleleri içeren salatü selamlarımız vardır. Hatta şöyle söyleyeyim, salatü selamlar belki de ezandan bile bazen ön plana geçmektedir. Hazreti Peygamber döneminde sala formu var mıydı? Baktığımızda böyle bir formun olmadığını görüyoruz. Ancak tüm müminlerin Hazreti Peygamber'e salatü selam getirmelerinin farz olduğunu biz ayet-i kerime ile görüyoruz. Ahzab suresinde Rabbimiz Allah'ın meleklerin peygambere salatü selam getirdiğini, dolayısıyla müminlerin de ona salatü selam getirmelerini ifade etmektir. Salatü selam Efendimizle bir bağ kurmak demektir. Hazreti Peygamber'e salatü selam getiren bir kişiyi Hazreti Peygamber'le o anda bir bağlılık hisseder. Zaten Arapça olarak sala kelimesinin kökünde sala diye geçer. Anne rahmindeki anne ile çocuğu birbirine bağlayan o kordon vardır ya, o kordonun adı da sıladır. Dolayısıyla salatü selam getirmek anne ile çocuk arasındaki ilişki neyse mümin ile Hazreti Peygamber arasındaki ilişki de odur. Gayesi nedir? Sala insanları yine davet. Fakat bu sefer namaza değil, belki bir ilan için ya da bir şeye haber vermek için. Nedir bu haber? Özellikle bir cenazesi olan bir kimse caminin görevlisine gelerek beyanda bulunur ve Hoca Efendi gider minareye salayı okur. Peşinden de işte falanca kardeşimiz Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur diye o mahalle sakinlerine bunu ilan eder, haber verir. Cenaze salalarının biz iki tane olduğunu görüyoruz. Birisi ilan amacıyla minareden okunan cenaze salası Hüseyin'i makamında ve Hatip Zakir Hasan Efendi'ye ait bestesi. İkincisi de namazdan sonra define kadar cemaatin okuyacağı, topluca yapılacak, okunacak bir cenaze salası. Yine aynı makamda Hüseyin'i, yine aynı Hatip Zakir Hasan Efendi tarafından bestelenmiştir. Cenazenin namazı musallada kılındıktan sonra kabristana götürülürken omuzlarda, o esnada okunan bir saladır bu. Yürüyerek gidiliyor ya, şimdi gelişi güzel ahenksiz seslerle işte tekbir getiriyorlar, slogan atıyorlar falan bazen. Öyle değil. Hep ahenk. Hep ahenk. Cenaze selası kabre varıncaya kadar tekrar edilen güftelerle, işte la ilahe illallah diye başlayan bir şekilde Efendimiz'e salatü selam ve duayla bitirilen bir saladır bu. Aleyke ya Hüseyin'in makamının insana da bir cesaret verdiğini biliyoruz. Yani kaynaklarda Hüseyin'in makamı cesaret veren bir makam. Cesaret duygusunu uyandırır diye geçer. Seyir açısından sala sözlerinin okunmasına en uygun makamlardan.
Yani mesela nihamet makamında da okuyabilirsiniz. Ama seyir açısından nihamet makamı veya verdiği tat açısından veya işte oluşturduğu ruhsal atmosfer açısından Hüseyin'i kadar etkili olmuyor. Birçok makamda okuyabilirsiniz. Hiçbir şeye engel değil. Cenaze salası, bu salanın kullanıldığı yerlerden birisi. Bir diğeri, cuma günleri, cuma namazından bir saat evvel verilen saladır. Cuma salası, cumanın vaktini ilan etmek için vardır. Ve o sala başladığı zaman evde hanımlar, işte gençlere, işte kızlarına, gelinlerine, kızım bakın sala okunuyor. Lütfen bırakın temizlik işini de ya ne iş yapıyorlarsa meleklerin işte kolları kanatları kırılır filan diye böyle ikaz ederlerdi büyük hanımlar. Es-salatu ve's-selam. Aleyke ya seyyidana ya Cuma geceleri dediğimiz yani Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece, Cuma gecesidir. Yatsın ezanından önce sala okunur. Anadolu'da birçok yerde, ben Konya'da büyüdüm. Konya'da halen bu şekilde okunur. Çünkü Cuma yani müminlerin bayramı başlamıştır. Perşembenin ikindisinden, ikindi vaktinden itibaren başlar o vakit. Efendim. Yarım saat 45 dakika evvel sala verilir minarelerden. Yatsı namazına kadar artık müminler camiyi doldurmaya başlarlar. Salayı duyan, "Aa bugün cuma gecesi. Filanca hoca efendinin vaazı var veya filanca hoca Kur'an okuyacak." diye onları dinlemeye giderler. Sabah salası ve diğer ezanlardan sonra okunan salalardan başka mesela mübarek gün ve gecelerde hatta sabahlarda verilen salalar da var. Bunların çoğu irticalen icra edilir, okunur. Yani belli bir makamda olmayıp istenilen makamda veya ezana bağlayacağımız şekilde bir makamda çeşitli geçkilerle icra edilebilir. Ayrıca bir de Osmanlı döneminde gelenek olmuş bayram salası vardır. Şimdi o bayram salası bazı arkadaşlarımız sağ olsunlar bunu diriltmeye çalışıyorlar, okumaya çalışıyorlar. İstanbul'da, Ankara'da duyuyorum ben. Es-salatu ve's-selam. Anadolu'da ilk salatü selamın nasıl okunduğuna dair bir bilgi olarak karşımıza ne çıkıyor derseniz, ilk defa Malazgirt'e giren İslam ordusunun Malazgirt'te bir sala okunduğuna dair bir rivayet görüyoruz. Malazgirt'te var, Amasya'da çok net bir bilgi de var. Bir de İpsala'da görüyoruz. Yani Süleyman Şah'ın Rumeli'yi fethetmesiyle, bunu da Evliya Çelebi söylüyor, İpsala'nın
aslının da aslında iptida saladan, yani ilk sala diye söylenmesinden dolayı ipsala kalmıştır da denilir. Orada salaların verildiğini görüyoruz. Daha sonraki Osmanlı döneminde padişahların salalar verdirdiğini, hatta İstanbul fethedilmeden evvel, bakın bu da önemli. Çünkü Anadolu tarafı var, fethedilmiş. Anadolu tarafında camilerimiz de var. Karşı tarafta bunlar yok. Fetihten evvel camilerde, minarelerde salaların verildiğini de biliyoruz. Daha sonraki yıllarda Kanuni'nin seferlerde Macaristan'da salalar verdirdiğini, çadırında Mevlidi Şeriflerle beraber salat-ı selamların okunduğunu da biliyoruz. 7x24 her bir dakika, her bir an salat-ı selam getirilebilir. Bu sesli olarak da getirilebilir, sessiz olarak da, yani hafi ve cehri olarak da yapılabilir. Bütün tarikatlere bakın, bütün tarikatlerin zikirleri kelime-i tevhidden sonra salat-ı selamlarla devam eder. Ve bu çerçevede şöyle bir İslam toplumumuza baktığımız zaman, özellikle şu anda içinde bulunduğumuz toplumun geçmişi olan Osmanlı medeniyetine baktığımız zaman, biz salalarımızın daha 1600'lü yıllarda tasnif edildiğini ve her bir olay çerçevesinde de isimlendirildiğini görüyoruz. Aleyke ya İnsan peygamberimize ister minareden okunanı dinlesin, ister toplu halde bir mevlid meclisinde veyahut bir asker uğurlamada veya bir hacı karşılamada okuduğumuz, bizim bunlar çok detaylıdır, çok farklıdır. Selam selam okuyorsa biz seninle beraberiz ve biz senin ümmetiniz, biz seni seviyoruz ya Resulallah deyip bir anda o haleti ruhiyenin içerisine girmek demektir. Aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Elhamdülillahi rabbil alemin.